Adamlar Adi abi. Osman, Kars'la ilgili bir bilgi var mı elinde? Vallahi Adi abi, Kars'tan ilgili hiç çalışmadım, orada bir hata yaptım sana karşı herhalde. Vallahi billahi Hayır, hiç. şimdi şöyle bir şey var. Kars'ta Ahmet Arslan var. Evet, eski bakan. Evet, Yunus Bey var. Yunus neydi soyadı? Hatırlayamadım. Yunus Başkan var. İki tane AK Parti milletvekili var. Şimdi Ahmet Arslan'la Yunus Kılıç 3 döneme gidiyor Kars'ta. Şimdi burada iyi bir şekilde bugüne kadar her denilene he diyen bir il başkanı var. Adem Çalkın. Genç, başarılı ve yani şuraya geç kardeş, bekle bekle. Belediye başkanlığı adaylığı süreci geliyor. O bölgede biliyorsun etnik kimlik çok önemli. Yani Adem Çalkın da Kürt kökenli bir vatandaşımız. Karşılığı da olan yıllardır AK Parti Kars il başkanı olarak herkese dokunmuş yani herkese. Şimdi bu dönemde ismi çok ön plana çıktı Adem Çalkın'ın. Ahmet Arslan tarafı da işte 3 döneme takılmasına rağmen orada da bir klik Binali Yıldırım'ı devreye sokup işte Ahmet Arslan'ın Yunus Kılıç'ın tekrar milletvekili olması için bir gayret içerisine girdiler. Fakat işin enteresan tarafı Adem Çalkın'la ilgili geçmiş yıllarda FETÖ'nün bir tuzağı vardı. Kendisine ait olmayan bir ses yayınlandı ve işte Adem Çalkın Kars halkına küfrediyor diye o video, o ses kaydı yaygınlaştırıldı. Herkese FETÖ'cüler yaydı. Ve o dönemde o yerel gazetecilerden birisi de çıktı, mahkemede itiraf etti. Bana baskı yaptılar, şöyle oldu, böyle oldu, bu kumpası ben kurdum diye. Bir ses, böyle bir ses olayı yok. Biz kumpas kurduk diyor. Uzun lafın kısası. Çok enteresan. Adem Çalkın bu dönemde milletvekili adayı olmak için müracaatta bulunmadı. Ve Adem Çalkın genel merkez tarafından, teşkilat tarafından şöyle denildi, bekle. Peki efendim. Otur, peki efendim. Kalk, peki efendim. Sen il başkanı olarak kal, hizmet et, peki efendim. Yani adamın böyle yok, illa ben olacağım, illa ben olacağım diye bir şey yok yani. Böyle bir düşüncesi yok. Çok da hürmetkar bir kardeşimiz. Şöyle bir şey Abi, var Adi abi. bak Yani dur dur, Ahmet devamını Arslan. söyleyeyim sana. Şimdi bu adam daha milletvekili adaylığı için müracaat etmedi. Fakat temayüllerde ismi ön plana çıktı. Abi pataküte pataküte servis yapılmaya başlandı. Kars'ı karıştıran ses kaydı. 3 yıl önceki ses kaydı. Yani yıpratmaya yönelik Adem Çalkın'ı yıpratmaya yönelik o 3 sene önceki ses kaydını almışlar. Şimdi servis etmişler. O da TV'de almış, manşet yapmış. Ben onun kimin tarafından servis edildiğini de tahmin ediyorum. Biliyorum aslında da. Şimdi bir de bunu yapan şey değil. Yani Adem Çalkın'ı bu kadar itibarsızlaştırmaya, bu kadar toplumun nazarında küfürbaz diye lanse edilmeye çalışan, etmeye çalışan dışarıdan birileri de değil. AK Parti'nin içerisinden birisi, birileri. Yani almış 3 sene önceki o FETÖ'nün kumpası olan o ses kaydını şutlamış şeye doğru, İstanbul'a doğru. Kaç gündür sürekli bu Adem Çalkın'ın üzerinde bir şey, bir tepinme var. Ben olayı şuraya getirmek istiyorum. Adem Çalkın sadece bir örnek. Şimdi seninle burada bir program yaptık. Dedik ki Osman, bu seçimler kritik seçimler. Bu seçimler AK Parti için çantada keklik değil. Bu seçimlerde kimse şunu beklemesin.
Ya reis gelir, şapkadan tavşan çıkarır, her şeyi halleder, yolumuza devam ederiz. Dönemi de değil. Cumhurbaşkanı diyor ki bana Hazreti Ömerler, Ömerler bulun, Ayşeler bulun. Milletin adamlarını bulun diyor. Abi, ben Kars siyasetini iyi bildiğim için söylüyorum. Geçmiş dönemde gittim, dedim ki şu adamı belediye başkanı yapmayın, bir tane taş adayı yapın, yine kazanır dedim. Beni dinlemediler, seçimi HDP'ye kaptırdılar. Milletvekili sıralamasına gittim. Dedim birinci sırada bir Kürt, ikinci sırada bir yerli, üçüncü sırada tekrar bir Kürt aday konulursa AK Parti Kars'tan iki tane aday çıkarır. O Mehmet Uçum dönemini hatırlıyor musun? Mehmet Uçum'u birinci sıraya koydular, bir milletvekili çıkardılar. Evet, evet. Sonraki Kasım seçimlerinde Ahmet Arslan tekrar birinci sıraya girdi vesaire. Şimdi Ahmet Arslan'ın üç dönemi olmasaydı yine Ahmet Arslan'da ısrar edilebilirdi. Fakat milletin adamlarının yerine, bu sadece Kars'la sınırlı değil, bütün bölgelerde ben bakıyorum, izliyorum, sen de takip ediyorsundur. Hatta bize şu geliyor. Ya abi bak, bu adam çok çok iyi, bunu bir biraz anlatsana diyor. Abi milletin adamı mı yoksa senin adamın mı? Ya bizim arkadaş ya. Ya bu tehlikeli süreç yine baş göstermeye başladı. Onun için sordum sana Kars'ı. Evet, bir de üç dönem kuralı kesinlikle uygulanacak. Yani bunun geri dönüşü yok Adi abi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bu açıklandı artık. Yani üç dönem şeyine takılanların hiçbiri milletvekili adayı olarak gösterilmeyeceği netleşti. Ha bu arada, yani. Bu arada bunu da ekleyeyim. Bu arada bu haberler çıkıyor Adem Çalkın'la ilgili ama genel merkez talimat vermiş bugün aldığım bilgiye göre. Adem Çalkın'ın milletvekili adaylığı için müracaatı alınmış. Bugün. Müracaatta var ismi. Yeni genel merkez almış. Kendisi müracaatta bulunmamış yani. O zaman aday gösterilecek demek yani. Büyük bir ihtimalle. Ya bunların hepsi hikaye oldu yani. Evet. Evet Osman, başka kulis var mı kardeşim? Ya da başka bir kulis şunu diyebiliriz yani, AK Parti %60 milletvekilleri değişecek yani. %60 oranında bir kanaat varıldı yani. Evet. Yani %60 değişecek. Yani artık aslında bu gece de, bakın bu gece çok uzun olacak. Sabah, yarın da çok uzun olacak. Yarın şeye kadar, ama bence yarın saat 5'ten sonra asıl fırtına kopacak. Asıl mesele ondan sonra başlayacak yani Adi abi. Bu arada tabii CHP'de çok ciddi bir şey var. Yılmaz Özdil sosyal medyayı karıştırdı. Sadullah Ergin Ergenekon ve Balyoz olaylarından sorumlu tutuluyor. O da milletvekili adayı gösterilecekmiş Hatay'dan. CHP'de de öyle bir sıkıntı baş göstermiş diyorlar. Adi abi, şimdi Barış arkadaş okuyorum da, CHP bakın, CHP Parti Meclisi saat 22'de başlayacak. 2 saat sonra atmış. CHP Parti Meclisi toplantısı başlama saati 00'a ertelendi. Şimdi yeni attı. CHP Parti Meclisi saat 03'te başlayacak. Oha. Vallahi şu anda elimdeki. Evet, gördüm. Yani CHP'de Barış, ne oluyor? Barış'ın tweetini istersen şeye getirelim. Barış dalga geçiyor galiba. Yani demek ki kıyamet kopuyor. Yani ya kesinlikle. biz bunlara sevindirik olmuyoruz kardeşim. Yani olup biteni anlatıyoruz. Yani kimse ya bak nasıl sevindiler, nasıl ettiler falan diye bayram ettiğimiz yok yani biz. Haşa ve kella, haşa. Yapar mıyız öyle bir şeyi? Osman sen yapar mısın? Ya asla abi, bir de ya abi Osman bakın, sen yaparsın ya, sen var ya sen. Hadi abicim, yani asıl bombalar yarın patlayacak, o açıklamaları göreceğiz, iftira demişim, içerideki bilgiler nasıl sızacak, neler yaşandı İYİ Parti ile CHP arasında, onları hep birlikte göreceğiz, o listelere giremeyecek sürpriz isimler olacak. Bir bakmışsınız hayret diyeceğiz yani, çünkü bir siyasi mühendislik yapılıyor.
Ama kimler yapıyor? Az çok tahmin ediyoruz yani. Evet. Osman'ım az çok, çok tahmin ediyorum. Osman'ım çok teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkür ederim Hadi abicim. Katıldığın için. Hatta yarın akşam Mehmet Özışık'la beraber yayın yapacağız. Ya ben de bir kısa bir görüşümü belirtmek isterim Hadi abi yarın akşam. Tabi 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 yok kısa değil. Yarın genel merkezde olacağım ben de. Kısa değil kısa değil uzun görüşlerini alacağız seni. Kulisleri alacağız da tamam, Osman. Allah'ıma tamam, yarabbim yarabbim. Tamam, Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Peki teşekkür ediyorum kardeşim. Ama, sağ olasın. Ama Yavuz Bey'i unutma Hadi abi. Bak sana söyleyeyim. Bak. Yavuz Ağralıoğlu yazdım deftere. Onu unutma abi. O bombayı patlatır. Evet evet. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim Hadi abicim sağ ol. İyi akşamlar diliyorum abi. Eyvallah. Evet gençler. Güzel bir yayın. Güzel de kulis haberleri verdik. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Ve daha da gelişmeler olursa size bildireceğiz. Bu Barış arkadaşın tweetini ben arkadaşlara gönderemedim. Çok enteresan bir tweet yazmış ve adeta isyan etmiş. Ne oluyoruz ya bu toplantı niye bu saatlere kalıyor diye. Gece 3'te artık sahura kadar devam edecekler. Bakalım ne olacak. Tabii benim acelem var bugün. Süleyman Özışık'a gideceğim. Allah nasip ederse. Mehmet Özışık beni orada bekliyormuş. Bakayım beni de aramış. Hatta ben Mehmet'i bir arayayım bakayım. Yani madem arıyor... orada mı değil mi aradığınız numara şu anda başka kişiyle konuşuyor diyor. Mehmet Özışık oradaymış, beni bekliyormuş. Süleyman da beni bekliyormuş. Dolayısıyla hepinizin selamını söyleyeceğim. Süleyman'la ilgili de kısa ve öz söyleyeyim. Dualarımızı eksik etmiyoruz arkadaşlar. Seher vaktindeki o bizim bir şeyimiz var. Rumuz dediğimiz. Muammer Azak ağabeyim, seher vaktinde dualara devam ediyoruz. Ta ki Süleyman geldi şurada şu stüdyoda karşılıklı beraber sizlerle yayın yaptığımız zaman yine devam edeceğiz. Ya Rabbi başarılı ile diye hiç kesmeyeceğiz dualarımızı. Duanın gücüne inanın. Süleyman Allah'a şükürler olsun toparlamış durumda ve kendisi de zaten azmediyor. Diyor ki benim de bir şeyler yapmam lazım ki dönmem lazım. Bir ay kaldı diyor. Oğlum dur otur sen hastasın diyoruz. Yok diyor dönmem lazım. Hepinizin selamlarını her defasında götürüyorum arkadaşlar. Her defasında kendisine iletiyorum. O da selamlarınızı alıyor. İşte az önce de Mehmet Özışık'ın buraya yazmış olduğu yorumda gördünüz. O da sizlere selam söylüyor. Dualarınıza talip olduğunu söylüyor. Allah hepinizden razı olsun. Bir çırpıda bazı arkadaşlar diyorlar ki abi sen arada bir hatırlat. Vallahi boğazım kurudu size beğenin paylaşın demekten. Bu videoları Facebook'taki, YouTube'daki arkadaşlarımız bir kere beğenelim. Sonra paylaşalım. YouTube'un, Facebook'un algoritması diyor ki ne kadar ekmek o kadar köfte kardeşim. O yüzden 84 10 1000 yapın da gidiyorum hadi çabuk. Hadi daha 1000 olmadı. Ay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Mehmet Özışık'ı arayayım. Bu benim dışımda Mehmet Özışık kiminle görüşebilir ya? Hasbinallah ve ni'mel. Umay Kürşatoğlu diyor ki vallahi yoruldum. Beni bulduk ben gidiyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yine bu saatlerde buluşalım. İftar öncesi daha kulisler, listeler çok netleşmiş olmayacak. O yüzden 22 ya 23 ve büyük bir ihtimalle yarın sahura kadar devam edeceğiz. Çünkü o tartışmalar devam edecek. Kavgalar, gürültüler, istifalar havada uçuşacak. Yüksek ihtimal. O yüzden yarın tekrar 22-23 arası kimseye randevu vermeyin.
O saatte buluşalım arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dualarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.